Değil mi? Daha sonradan böyle sarışın falan olabiliyoruz. Doğuştan başladı. Doğuştan. Aileden genetik bir şey değil mi? Yani babam Beşiktaşlı, koyu bir Beşiktaşlıydı. Ben de tabii küçük bir kız çocuğu olarak maçları giderek başladığımı söyleyemeyeceğim. Mahalle arasında da top oynadığımı söyleyemeyeceğim tabii. Öyle bir şey yok. Siz normal bir kız gibi işte evcilik mevcilik işte şey bebek. Yani ben papoş. Öyle sokaklarda ip atlamadığım, seksek oynamadığım çok içe kapalı bir kız çocuğuydum. Evde radyodan maç dinliyordum. Evet. Yok aslında dünyaya çıkmışsınız ama yani evde kapalı evde ortamda olunca. Evde kapalıydım. Eve, yani öyle bir garip bir kız çocuğuydum. Nasıl ya, sadece Beşiktaş'ın maçlarını mı dinlerdiniz? Yok, bütün genel maçları. Hala yani, da yani futbolla futbol, ilgili futbol, hakikaten bir şey evet, var. Evet evet hakikaten futbolla hala çok ilgiliyim. Bütün maçları seyrederim. Offside'i biliyor musunuz? Biliyorum ama ya, şimdi herhalde onu sormayacaksın. Çok ya, bunu zaten hani, pratikte anlatmak lazım ama onu da senle ikimiz yapamayız yani. Erman Hoca ile Ahmet Çakar. Onlar yapacak. Ama bu arada Derya Deniz'den bahsettin ya hala korkudan bahsediyor. Korkuyorsun sen. Peki o zaman Derya'ya dönelim. Yine aynı netlikte soracağım abi. Yüzme mi, efendime söyleyeyim dans mı, aç kalmamak için hayata tutunmaya çalışmak Survivor mu yoksa... Yoksa eşim mi? Yoksa eşim mi tabii yani. Eşim mi eşim mi? Hangisini tercih edersin şu sıralarda özellikle? Şu sıralarda vallahi zor soru. Bütün gün düşündün mü? Bunu yok bütün gün düşünmedim. Bu hemen geldi aklıma şimdi. Hepsi çok farklı. Hepsi birbirinden güzel. Survivor gerçekten çok zor. Çünkü gerçek bir hayat. Hiçbir şey yok önünde. Ve 2 ay boyunca, 3 ay boyunca survive etmeye çalışıyorsun. Yüzme bambaşka. Hani benim 5 yaşından beri yaptığım bir şey, 30 senedir. Çok severek yaptığım bir şey. Onun için herhalde bir adım yüzme diyeceğim, önde gidiyor. Ondan sonra herhalde Survivor. Yine de şu çok ilginç geliyor bana. Hani bir insanın spora başlamak için envai çeşit nedeni olabilir. Evet. Ama Derya'nınkisi çok ilginç bir neden. Daha 5 yaşında can kurtaran olmak istemiş. Niçin? Ailesi yüzerken boğulmasın diye. Doğru mudur? Doğru. Niye abi böyle bir korku geldi sana? Yok aslında ben can kurtaran olmak istemedim. Benim ailem hani ben yüzme öğreneyim boğulmayayım diye. Çünkü biz ablamla ben suya çok düşkündük küçükken. Ben zaten yengeç burcuyum hani su burcu. Suyun olmadığı yerde hani zevk alamıyorum. Hatta Survivor onun için benim için çok büyük bir artıydı. Deniz ve kumsal her zaman önümdeydi. Yengeçler. Aynen öyle yengeçler, akrepler, yılanlar falan. ama hani 5 yaşında biz adadayız. İşte büyük adadaydık mesela. Hep denize giriyoruz, havuza giriyoruz, atlıyoruz, zıplıyoruz. Bizimkiler bizi kaybediyorlar. Neredeyiz bizi arıyorlar. İşte sudan çıkıyoruz. Tabii yüzmeyi bilmiyoruz. Bir şey olacak, bir şey olacak diyorlar her zaman. En de sonunda dediler hani artık yüzme öğrenin. Ya da yani havuz yok, deniz yok. Öyle hani boğulmamak için başladık aslında. Onu bayağı yanlış anladım. Yüzme evet. Öğrenin, yüzme öğrenin, evet. Gidin olimpiyat rekorları kırın, Türkiye'nin ne bileyim medarı iftar olun. Böyle biraz şans. Sana minicik bir şey böyle hani şey versek ne bileyim hani ne derler onu balık tutarken işte küçük bir olta alsak yem versek sen bayağı bir hani geliyorsun öyle. Öyle ilginçmiş. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Gecenin ilk şanslı izleyicisi bakalım kimmiş ve kimine ne soracak. Hoş geldiniz Fethiye Gül. Fethiye Hanım evet, nasılsınız? Hoş bulduk Mesut Bey. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Oradaki tüm konuklarınıza iyi geceler. İyi geceler. Itır ablamın dediği söze istinaden bir söz daha eklemek istiyorum. Herkesin doğduğunda yattığı yer beşik, öldüğünde yattığı yer taş, herkesin hayatı Beşiktaş. Oy 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 oy. Oy oy oy. Bayağı Beşiktaş. Bayağı bir gibi siyah beyaz kokuyor. Lütfen alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Ekranda siyah beyaza çevirelim. Buyurun Fethiye Hanım sorunuz var mı? Sorum şöyle bir son zamanlarda yani çalıştığımız için ben Itır abla beni çok eskiden tanıyor zaten. Onunla biz Beşiktaş'la ilgili her olayda işin içindeydik ama ben fazla takip edemiyorum. Günün gelişmelerini kendisinden alıyorum her gün. Ama son durumu ben merak ediyorum ve birazcık da Beşiktaşlı yazarlara ve olmayan Beşiktaş medyamıza da buradan sitem ediyorum. Eyvah eyvah. Yeni çiftler türüyor Fenerbahçe'yi korumak için, kollamak için veya eyvah başkalarını eyvah. Bilmiyorum. Bu kadar zamanda Beşiktaş'ın adını anmayıp o üç kartalı orada öksüzce bırakan nice medya yazarına, ne bileyim Beşiktaşlı muhalefete, her seferinde ortaya çıkanlara, şu dönemde hiçbir şey yapmayanlara ben yazıklar olsun diyorum. Çok üzülüyorum. Itır ablaya soruyorum. Nedir son durum?
Vallahi sorudan önce bir gider yaptı, şimdi soruya geldi. Tamam, gider yerine ulaştı. Buyurun soruyu. Son durum nedir ya? Eyvallah. Adana, bak Adana'dan bağlanıyor Fethiye. Vallahi Fethiye Adana'dan yapar. Bağlanıyor ve bayağı da kesin, kesin yapar. Nedir abla son durum? Son durum evet, hepimizin tabii içini yakan bir şey, biliyorsun bu son olaylar. Maalesef bizi çok üzüyor, derinden yaralıyor. Hepimizin aklı maalesef Metris'te 3 tane arkadaşımızda. Bir an önce bu adaletsizliğin çözülmesini bekliyoruz. Peki kim ifadeye gitmeli sence? Bekliyoruz Göksel Gümüş'te. İfadeye gitmesini. İfadeye gitmesini bekliyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Fethiye Hanım bağlandığınız için. Evet abi, turnede doğanın kaderi, turnede büyümek, turnede evlenmek, turnede çocuk yapmak, efendim turnede dede olmak. Ve ne bileyim yani turnede Allah gecinden versin gitmek. Evet. Her şey öyle midir? Öyledir. Sen hangi turnede doğdun? Ben Adana turnesine dünyaya geldim. Efendim siz? Efendim ben Samsun. Samsun Adana turnesi. Evet. Bayağı ilginçmiş ya. Diğer kardeşlerimiz de başka illerde dünyaya. Bir kardeşim Antakya'da. Antakya. Ha, hepsi değişik turnelerde tabii, yani. Tabii tabii. Gemide doğan var. En büyük turne abi. Turne gemisinde. İstanbul'da doğmuş ama turneye giderken. Turneye giderken. Hep turnelerde doğmuşuz. Hatta ben annem hamileyken bile sahneye çıkmış annem. Sahnedeymiş. Hayatımız turnelerde geçti bizim. Sen Ceninken sahnedeydin yani. Aynen öyle ya. Millet şey der yani. Hani ben 3 yaşında sahneye çıktım. Sen bildiğin Ceninken çıkmışsın. Tabii ya. Tabii. Yani, diğer nasıl kardeş... oynardın o zaman? Abi hiçbir şey hissetmiyordum. O sahne tozunu yutamadım ben. Çünkü... Evvel de yutuyordum. Evvel de yutuyordum. Dolayısıyla ya iyi ki de böyle olmuş. Hem mesleki açıdan bizim için çok büyük bir şans bu. Yani ülkeyi birkaç defa gezmek, birkaç tane fazla defa gezmek. Tecrübe edinmek. Ülke insanını tanımak büyük şans. Mesleki açıdan da öyle, insan olarak da böyle. İyi ki böyle turnelerde doğmuşuz, büyümüşüz, çocukluğumuz turnede geçmiş. Bugün daha konuşuyorduk ya, bizim çocukluğumuz işte şimdinin de o zamanın da efsaneleri. İşte Zeki Alarsa, Metin Akpınarlar, Allah rahmet etsin, Sadri Alışıklar, İzmir Fuarı. İzmir Fuarı. Onlar babamlarla bir masa yaparlardı. Ne çok adam tanıyor musunuz ya? Çok çok. Yani İsmail Dümbüllü'yü bile tanıdık, Vahiy Özlü tanıdık. Maşallah. Böyle çok değerli insanları tanıdık. Bunların arasında geçti, çok çok şanslıyız. İyi ki böyle olmuş. Abi nasıl bir şey? Mesela insanlar oyuncu olmak için akademiye gider. Hı-hı. Siz bildiğiniz akademi ayağınıza gelmiş. Aslında öyle tabii ki, ama buradan şu yanlış anlaşılmasın. Şimdi bize soruyorlar çocuklar, ya tiyatrocu olmak istiyoruz, ne yapalım? Mutlaka okulunu okusunlar. Bizim bir şansımız vardı yani. Yaptığımız tiyatro tarzı dolayısıyla da işte o halk tiyatrosu, geleneksel tiyatrodan geldiğimiz için usta çırak ilişkisiyle gidebilen bir tarz olduğu için bir şansımız var. Yani babamız tiyatrocu, annemiz tabii öyle, ki. Eniştemiz, teyzemiz, yani yakınımızdaki herkes öyle. Ama şimdi tiyatrocu olmak istiyorlarsa mutlaka bu işin okulunu okusunlar. Hiç ne bileyim, çıkıntılık yapmadınız mı biriniz? Ya ben marangoz olmak istiyorum. Ya sahne üzerinde Süheyl'le ben varız. Diğer kardeşlerim sahne arkasında oldular, ama yani ben işte futbolcu olmayı çok düşündüm. İşte 10 yıl kadar Galatasaray'da futbol oynadım. Sen hakikaten futbolcuydun değil tabii mi? Tabii canım, bayağı futbolcuydum yani. Hatta Özkan Sümer Hoca'nın zamanında A takımı kadrosuna falan alıyordu. Böyle antrenmanlara çıkıyordum. Fatih Hoca'dan fırça yemişliğim vardır antrenmanda. Hadi ya. Tabii tabii. Anladım. Anasının olur. Ya ne oluyor? Ya tamam. Ya bakalım, sürekli oturdu. Hoşuna gitti ya, öyle oturdu. Sen de yüzmeden korktuğunu açıkla.